Değerli büyüklerim, muhtar arkadaşlarım, biz Can Türk Alagöz'ü 2 yıldır tanıyoruz Iğdır'da. Daha önce belki içimizde tanıyanlar vardır ama biz 2 yıl tanıyoruz. Can Türk Alagöz kimdi derken böyle bir kafamızda hemen böyle bir yoruma yaptık. Yani muhtar arkadaşlarımızla Iğdır olarak Can Türk Alagöz Iğdır sporu canlandıran, hiç bir ayrım yapmayan, birlik ve beraberliği sağlayan, iş fakültesi yapan, okullar yapan, fabrika yapan, sulamada sontajlar yapan, her kesimden hiç ayrım yapmadan, kimin bir yarası varsa o yarasına merhem olan değerli büyük bir başkanımızdır. Şimdi daha sonra iş dünyasında çok tanınan, futbol camiasında çok tanınan ve Iğdır'ımız için, Iğdır'ımızdaki tüm işsizlerimizin iş sahibi edecek büyük değerli başkanımızdır. Biz Iğdır olarak Can Türk Alagöz'ü kaybetmememiz lazım. 14 Mayıs'ta aynen bu şekil Iğdır'lı olarak el ele, gönül gönüle verip meydanlarda Can Türk Alagöz'ü milletvekili olarak Iğdır'dan Ankara'ya göndereceğiz. Eminim. İnşallah. Iğdır'ımızın sorunları çok. Iğdır'ımızda tarım sorunu var. Baraj sorunu var. Doğru mu muhtarlarım? Özellikle muhtarların bu işi çok. Evet. Su sorunumuz var. Evet. Bizim isteğimiz ilk başta. Hastalığa sorun mu var? Baraj. Evet. Buradan Erzurum'a 300 milyonlara falan ile gidiyor. Sağlık sorunlarımız var. Hastane sorunlarımız var. Doktor sorunlarımız var. İşsizlik sorunlarımız var. Bunu da çözecek burada koca yürekli Can Türk Alagöz var. Şimdi arkadaşlar, Can Türk Alagöz'de bu arada Iğdır'ın genelde belki %90 ne demesek 80'i tanır ben. Can Türk Alagöz'de ilk defa yan yana geldi. Niye geldi ama? Iğdır'ımız için geldi. Gençlerimiz için geldi. Bu işsizlik sorunu çözmek için geldi. Buradan tüm Iğdır'larımıza aklın yolu tektir. Aklın yolu tektir, doğru da tektir. Ve doğru olan da şu anda gördüğümüz gibi Can Türk Alagöz'dür arkadaşlar. Biz Caner Aydın milletvekili seçildi gitti. İyi tamam. Iğdır da tanıyor Caner Aydın'ı. Hayırlı uğurlu olsun Caner Aydın. Caner Aydın Iğdır'ı Ankara'da iş adamlarına tanışana kadar, bürokrasiyle tanışana kadar, Ankara'yla tanışana kadar her şey bir de baktı seçim geldi. Yapacağım şey mi kaldı? Hayır kalmadı. Ama her şeyimize, her türlü sorunumuza, işsizimize iş sorunu. Hastamıza doktor sorunu. Her şey gelmiş yanımıza. Her şeyi de kendi imkanlarıyla, kendi bütçesiyle yapan değerli bir abimiz var burada. Biz Karakoyunlu Muhtarlar Derneği olarak, tüm arkadaşlarımız olarak, büyüklerimiz, aksakallarımız olarak da biz görüştü arkadaşlarımıza ve kararımız arkadaşlar kimindir? Can Türk Alagöz. Karakoyunlu olarak da biz son kararımızı vermişiz arkadaşlar. Karakoyunlu'nun adayı Karakoyunlu olacak. Evet. Can Türk Başkanımız hem Karakoyunlu'yu hem Iğdır'ın ilçelerimizde, beldelerimizde hepsini kucaklayacak kadar kucağı geniş, yüreği büyük bir başkanımızdır.
Allah'ın izniyle de 14 Mayıs günü İnşallah. Kendisini İnşallah. Milletvekili olarak göndereceğiz. İnşallah. Ve Iğdır'ın çehresini değiştireceğine de şimdiden inanıyoruz. Ülke genelimize ve Iğdır'ımıza da seçimin huzurlu. Caner kardeşim konuşurken ben kafamdan 100 tane şey geçirdim. Hangi konulara değinmeliyim diye. Çünkü o kadar çok konu var ki birini atlasak olmayacak. Biraz sesli abi. Evet. Mikrofon yok mu? Ses kalmadı ki bende. Şimdi memlekette o kadar sorun var ki. Hani bunu 3-5 dakikada 3-5 kelimeyle anlatmak çok zor. Dolayısıyla temel konularda şunu söyleyeyim. Ben Caner dedik, biz 2 yıldır tanıyoruz Cantık Karagöz'ü. Ben uzun süredir buradayım aslında. Şu Iğdır Spor Başkanı olmam dolayısıyla insanlar ismini duymaya başladı. Ben ondan önce de Iğdır'dan gelen her soruna yardımcı olmaya çalışan bir kardeşinizdim. Şöyle, ben sizin hem evladınızım, hem kardeşinizim ve tek niyetim buraya hizmet. Yüzlerce, binlerce işimin, gücümün arasında yüreğimi buraya koymuşum. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız küçük şehirmiş, büyük kahramanmış diye bize dokundursa da bizim yüreğimiz büyük, bizim sevdamız Iğdır. Iğdır için benim elinden ne gelirse ömrümün sonuna kadar yapacağım, onun sözünü veriyorum öncelikle. İşi vaat gibi konuşulsun istemiyorum. Hani şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle. Ben şahsım adına söyleyeyim. Son 2 yıldır, 3 yıldır yaptıklarım zaten ortada. Şunu gördüm 5 günde, inanılmaz bir işsizlik var. Her gelen iş soruyor ve iş istiyor. Tabii şu an şehrin imkanları buna müsait değil. Benim kendi birkaç tesisim var. Oraya yönlendirmeye çalışıyorum şu anda. Ama bu 3-5 kişiyle olmayacak. Çünkü ulaşabilene iş vermek doğru değil. Ulaşamayanlar var bir de. Yani size ulaşana, en uzakta ulaşamayanlar için çözüm bulmak lazım. Ben arkadaşlara 2 yılda burada işsizlik bırakmayacağım dedim de. Biri beni uyardı dedi. Başkan çok dar zaman söylüyorsun. Sonra 2 yılda bunu bitiremeyebiliriz. Şey yapmayalım, mahcup olmayalım. Dedim ki Allah'ın izniyle niyetimiz temiz. Biz 2 yılda bu işi bitiririz. Demin sevgili beyefendi söyledi, abim söyledi. Hastane dedi, sağlık dedi. Büyük sorun mu olur? Evet, evet. Yani şöyle, insanların buradan kalkıp Erzurum'a bana gitmesi cidden hani kabul edilir değil ya, ben onu söyleyeyim. 3 saatlik yola bir hasta götürülmez. Normalde o hastanın burada olması lazım. İnsanların ki doğruya doğru AK Parti hükümeti şu 20 yılda sağlık alanında ciddi hizmetler yaptı. Yani eski hatırlayanlar bilir. Iğdır'a da yapmıştır ama yeterli değil. Tam donanımlı bu araştırma hastanesi mi olur? Üniversite hastanesi mi olur? En kısa sürede bunu, ilk görevimin bu olduğunda sözünü veriyorum, onu da yapacağım. Dün değerli hocam bir şey söyledi, dedi ki yapamazsa kendi cebinden yapacak. Evet, kendi cebinden yapacak. Evet. Şimdi tabii fazla da şey yapmak istemiyorum. Şu cümleyle bitireyim. Bu şehrin her bireyi, her insanı onurludur, şereflidir. Şerefimle söz veriyorum, ölene kadar sizin yanınızdayım. Siz de sayın yandayım, başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Hepimiz de sayın yandayız başkanım. Gerçekten, şimdi bizim şirketlerimizin bazılarında teknik servis elemanları var. Müşteriden bazen şikayet geliyor. Diyor ki, işte çözemediler, çözülmedi. Çağırıyorum ilgili kişiyi. Ya diyor, gözüne dizine dursun, 10 kere gittim. Bak, ya diyor arkadaş, senin 10 kere gitmen isteyen yok. İlk kere git, çöz. Sen çözmediğin sürece bunu yaptın, onu yaptın, sonuca bakarım ben. Sonuç yoksa senin yaptığın bir anlamı kalmıyor.
Mesela ben seninle aynı düşünüyorum. Ben hekimini ektim mi oraya? Ben anlamam gerisinden, benim suyumu ver. Benim suyumu ver, o oldu, bu oldu, yok. Yapamıyorsan kovayla kaşık getir ver. Ben sizinle aynı fikirdeyim. Elimden geldiği yapacağım, bu konuda şikayet. Allah razı olsun. Sayın Rakip'im, Sayın Eski Bey'im, Yüreğim, İlk Başkanım, hepiniz hoş geldiniz, mutlu arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, afiyet olsun. Şimdi Can Tükere Göz doğrudur, 2 yıldır tarihin ama sevdası Yıldır'da. Benim anladığım o kadar. Çünkü 2 yıldır Yıldır'a yatırma çalışıyor. Birin bir çocuğuna bir ekmeği vere ona teşekkür etmek lazım. Çünkü o ekmeği yanlış yola girmez. Sayın Ali Güner bir dönem 90 yıllarından o kapıyı 2 sene Nurettin Bey de biliyor. Şeysiz çalıştı, kanunsuz. Bakın diyordu böyle diyordu böyledi. Niye diyordu insanlar olaya ora bura bulaşmasın, ekmek yesin. Çünkü her şey ekmeksizden geliyor, işsizlikten geliyor. Sen şimdi dedin parayla Allah'ın izniyle kazansan kazanmasan. İnşallah kazanırsın. Nasip olsa, Allah duala nasip edilirse, sen bizim vekilimizin yılları olacak. Çünkü Yıldır'a yatırım lazım. Buraya kendi dedin ya Cemre çocuklarına davet etsin. 1-2 tane fabrika bu tarımı kaldırması için. Salça fabrikası olur, meyve fabrikası olur. Yani işe ekmek vermek. Kağıt fabrikası olur, yani her fabrika olur, normal bir sanayi fabrika. Buradan eğer İzmir halkına 3-4 bin insana ekmek versen, inan ki her zaman, yani mutlusun, herkes de mutlu olur. Baştan bu. İkincisi, buradan yani gene de inşallah sen de öyle İzmir sevdası olan İzmir'den ayrıcılık olmaması lazım. Önce Ali Güner sonra Nurettin aradı. Bunlar eskiden bugüne kadar buranın siyaseti, zengini, yapıyı el biliyorlar. Bunlardan bugüne kadar il başkanı oldular, şey oldular, belediye başkanı oldular, vekil oldular, ergümen oldular. Çoşku hepimiz kardeşiz, bir şey görmedik. İnşallah sen onların daha da şeyine geçersin. Çünkü daha dönem sana geldi, sana nasip oldu. Ha şimdilik sen herhangi bir şey söylemiyorum. Sonra artık azaldıktan sonra hizmetlerimizi söylemek abi lazım. Şimdi, şey yok. Şimdi sana teşekkür ediyoruz, seni tebrik ediyoruz, sana destek olmak istiyorum. Ben söylemek istemiyordum çünkü sevmediğim bir ders. Siyasi arada işte 5 ev vereceğiz anahtar. Bana tuhaf geliyor bu söylemler. Şimdi ben şu anda kağıt bardak fabrikasının tüm makinaları orada 5-6 aydır organize sanayi bölgesinde. Yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım. En az orada 200 kişi çalışacak. Yani 3-4 aya ben onu bitireceğim, devreye girecek. Ben dünyanın en büyük yem firmasıyla anlaştım. Türkiye'de ortak iş yapacağız. İlk şartım şu oldu. İlk yem fabrikasını Iğdır'da kurmak şartıyla ortaklık yaparım dedim. Ben bunları anlatmak istemiyorum. Benim elimdekilerden biri birinde olsa 1000 saat konuşur. Ben 1000 saat konuşmak istemiyorum. Ben iş yapmak istiyorum arkadaşlar. İş. Dolayısıyla inanılmaz fazla projem var. Yoksa 2 yılda bu işi bitireceğim demek iddialı bir söz. Bunu herkes diyemez ha. Aynı öyle. Çünkü önce Allah'a sonra ne? Cebine güveniyorsun. Olmasa cebinden bu yıldızdan yatırım yapacaksın Sayın Bey. Ben şunu söyleyeyim. Ben Allah'a güveniyorum. Beni hiç darda koymadı. Bu milleti de darda koymayacak. Koymayacak. O tesisler arkadaşlarımız anlattı bak. 6-7. ay. O tesisleri sabah gelmişti. Kocam Doğaçlı köy olarak Abdullah Köy şahsına diyor. Tesisler ne yapmışlar? Bu tesisler, su tesisleri var ya. Onlar arkadaşlar diyor ya o tesisler kesilmemesi için. 6-7. ay, 1-2 ay İrdir Oba'ya o kapıları kaldırsın, sıkıntıda kurtarırsın. Köylü de tesisler alıyor. Çünkü köylü.
Haklısın. Doğru olan bu mu? Doğru. Evet olan bu. Yaprana kadar. Doğru buysa bunu yapacağız. Aynen. Doğru teklif eşeklerimizde de bunu yapacağız. İki ay yani şey olana kadar, gül yaprana kadar. Hoş çalmışsın. Sabah geldi. Cümle abim hoş çalmışsınız. Bizim senden istediğimiz, sen nasıl diyorsun ki namusun üzerine her şeyi ben yapacağım diyorsun. Ben de Kacer Doğan Şarlıköy'e namusun üzerine söz veriyorum. İçeride, dışarıda senin peşinde çalışacağız. Seni kazandırmak için. İnşallah seni kazandıktan sonra her şeyi yapabilirsin. Her şeyi de gelebilir. Sana çok teşekkür ederiz. Zaten de herkesin emeğini var, duyuyoruz. Herkesin de duyuyoruz. Herkesin yardım ediyoruz. Ama bizde de vicdan olsa bile sana yardım edip seni kazandırır. Belki başka bir sorunuz yok. Tamdan başka bir var. Bayağı bir sorun yok. Yazık değiliz. Başarı görürüz. Başka bir sorun yok. Haydan Muhtarım.